Merhaba arkadaşlar, kontrol sistemleri, diğer adıyla otomatik kontrol sistemleri derslerine hoş geldiniz. İlk dersimizde kontrol sistemlerine bir giriş yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle hani bu dersi alırken bir kontrol sistemi nedir? Yani ne yaparız biz kontrol sistemlerine ne yaparız arkadaşlar? Şimdi kontrol sistemleri deyince aklımıza ilk gelen şey bir şeyi kontrol etmek. Mesela örnek verecek olursak yaşadığımız bir ortamda evimizi düşünelim. Konforlu bir yaşam sürdürmek. Evimizde konforlu bir yaşam sürdürmek istediğimizde arkadaşlar biz kontrol sistemlerinden faydalanırız. Akıllı ev sistemlerini düşündüğümüzde mesela sıcaklık kontrolü, nem kontrolü yapmak istediğimizde aslında biz kontrol sistemlerinden faydalanıyoruz arkadaşlar. Bir başka örnek verecek olursak mesela ulaşımda bir noktadan bir noktaya gitmemiz için otomobilleri kullanırız, uçakları kullanırız, değil mi? Biz ne yaparız? Bu otomobilleri ya da uçakları bir kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada da yine kontrol sistemlerinden faydalanırız. Başka bir örnek vermek gerekirse insandan örnek verelim arkadaşlar. Mesela insanlar ne yapar? Pek çok görevi, değil mi? Yerine getirme yetkisine sahiptir. İnsanlar pek çok görevi yerine getirme yetkisine sahiptir. Bu yeteneğe sahiptir diyelim daha doğrusu. Mesela bir nesneyi tutmak, bir yerden bir yere götürmek, hareket ettirmek, beynimize komut vererek kendi bedenimizi bir noktadan başka bir noktaya götürmek koşullarında da biz ne yaparız arkadaşlar? Kontrol mekanizmasından faydalanırız. Mesela 100 metre koşan bir atleti düşünelim. Bir noktadan bir noktaya koşmak isteyen bir atleti düşünelim arkadaşlar. Bu atlet bu 100 metrelik bir mesafeyi en kısa sürede koşması gerekir, değil mi? En kısa sürede koşması gerekir. Ya da bir maraton koşucusu en kısa zamanda bir noktadan bir noktaya diyelim 5000 metrelik bir mesafeyi, maraton mesafesini mümkün olduğu süre en kısa sürede koşması gerekir. Burada ne yapmamız gerekir arkadaşlar? O maraton koşucusunun enerji tüketimini kontrol etmesi gerekir. En uygun yarış stratejisini, yöntemini, taktiğini bilmesi gerekir. Bunların hepsi neyi oluşturur? Bir kontrol mekanizmasını, sistemini oluşturur arkadaşlar. Yani bir hedefe ulaşmak için gereken kontrol mekanizmasını kullanır. Artık son yıllarda çağdaş uygarlık düzeyine dünyanın ulaşmasıyla ne olur arkadaşlar? Teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesiyle kontrol sistemi çok önemli bir noktaya gelmiştir. Kontrol sistemlerinde çok iyi bir noktaya gelmemiz bizim önemli teknolojik yatırımlarda, gelişimlerde önemli mesafe kat etmemizi sağlar. Mesela insansız hava araçları üretmede, atıyorum işte uçak üretiminde, otomobil üretiminde bizim ürettiğimiz ürünlerden maksimum verimi almak için kontrol sistemlerinde de çok iyi bir seviyeye gelmemiz gerekir arkadaşlar. Bu çok önemli bir nokta. Bunu atlamamamız gerekir. Arkadaşlar kontrol sistemleri bizim hayatımıza önemli bir yere sahiptir. İşte ürünlerin kalite kontrolünde, otomatik montaj kontrollerinde, makine aletlerinin kontrolünde, uzay teknolojilerinde, işte bilgisayar kontrol sistemlerinde, güç sistemlerinde, robotik sistemlerde olmazsa olmazlardandır kontrol sistemleri. Peki değerli arkadaşlar, bir kontrol sisteminin temel öğeleri nelerdir, nelerden oluşur? Bunu da bir blok diyagramla gösterecek olursak, bizim bir kontrol sistemimiz var. Şöyle çizelim. Kontrol sistemi. Bu kontrol sistemi için bizim değerli arkadaşlar amaçlarımız var ve sonuçlarımız var ya da girişlerimiz ve çıkışlarımız var. Şuraya girişler diyelim. Şuraya da çıkışlar diyelim. Şimdi derslerimizde çıkışları genelde Y işaretiyle göstereceğiz. Girişleri de U işaretiyle göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi peki bu giriş, çıkış, kontrol sistemi bunlar ya da sistem nedir arkadaşlar? Bunları tanımlayalım. Önceki sistemi bir tanımlayalım. En önemli bizim kontrol sistemimizde değil mi? Sistem diye bir parametremiz var. Bu sistem nedir arkadaşlar? Bunu bir tanımlayalım öncelikle. Şimdi sistem işte bir araya getirilmiş, birçok parçadan oluşan bir araya getirilmiş elemanlar topludur. Buradaki arabamız bizim neyimizdir arkadaşlar? Bir sistemimizdir. Tamam mı? Bu bir sistemdir. Bir mekanizmadır. Birçok aracın bir araya gelmesi oluşturulmuş bir mekanizmadır, sistemdir. Peki kontrol sistemi nedir? Kontrol sistemi diyelim. Kontrol sistemi. Bunu da bir tanımlayalım arkadaşlar. Ne olduğuna bakalım. Kontrol sistemi de bizim sistemimizi denetlenmesi amacıyla geliştirilen bir devredir. Bizim bir sistemimiz var değil mi? Bir aracımız var. Bunun hareket etmesi için bir şeylerin, bir devrenin, bir motorun, işte birçok sistemin oluşturulması gerekir. Yani kontrol edilmesi gerekir. Yani bu sistemi kontrol etmek amacıyla geliştirilen parametreler de kontrol sistemi olarak adlandırılır. Bir de bizim girişlerimiz ve çıkışlarımız var arkadaşlar. Şu girişlerimiz ve çıkışlarımız var. Peki giriş nedir? Sistemin içerisine akan işaretlerdir. Yani sistem tarafından işlenen işaretlerdir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz ya da büyüklüklerdir diyebiliriz. Bu araç için arkadaşlar mesela şu örneği verebiliriz. Giriş ne olabilir? Bizim sistemimizin girişi ne olabilir? Burada mesela gaz pedalı var değil mi? Gaz, debriyaj, işte şu iç tarafta tabii fren pedalları var. Şimdi biz gaza daha çok basarsak arkadaşlar ne olur? Biz arabanın hızını artırmış oluruz değil mi? Dolayısıyla bizim çıkışımızı kontrol eden büyüklükler aslında giriş büyüklükleridir. Burada bizim gaz pedalına uyguladığımız moment bizim giriş değişkenlerimizden bir tanesidir. Çıkış nedir peki? Bu da sistemin çıkışında görülen işaretlerdir, büyüklüklerdir. Biz ne yaptık? Gaz pedalını kontrol ederek, bu giriş değişkenini kontrol ederek arabanın hızında bir ne yaptık arkadaşlar? Bir değişken bir durum oluşturduk arabanın hızında. Dolayısıyla gaza hızlı basarsak, pedala hızlı basarsak arabanın hızı daha çok artacaktır. Dolayısıyla burada arabanın hızı da bizim neyimizdir? Çıkış kontrolümüzdür arkadaşlar. Girişe de biz mesela gaz pedalı örneğini verebiliriz. Gaz pedalına uyguladığımız moment bizim giriş örneklerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Dediğim gibi genel bir kontrol mekanizması bu şekildedir. Bir kontrol mekanizmasının 3 önemli parametresi de 3 önemli değişkeni de diyelim arkadaşlar. Girişler, kontrol sistemi ve çıkışlardır. Bunu unutmuyoruz. Arkadaşlar son bir örnekle dersi bitirmek istiyorum. Bu motorların boşta hız kontrolü kontrol sistemlerine verilen örneklerden bir tanesi. Peki burada ne oluyor arkadaşlar? Buradaki amaç motorun motora uygulanan ani bir yükle motorun hızındaki düşüşü ayarlamaktır. Yani motorun hızındaki düşüşü ve motorun durmasına engel olmaktır. Peki burada ne oluyor arkadaşlar? Motorun bu yük uygulandığında hızının en aza indirilmesini önlüyoruz. Biz ya da motorun hızını belirli bir değerde tutuyoruz. Burada yine girişler, çıkışlar ve sistem olayı söz konusu. Bunu blok diyagramla gösterecek olursak arkadaşlar şu şekilde bir şey çizebiliriz. Burada bizim sistemimiz, kontrol sistemimiz motordur. Motor bizim kontrol sistemimizdir. Sistemimizin girişi ve çıkışları nelerdir? Buradaki yük momenti, motora uygulanan yük momenti, şöyle diyelim yük momenti ve işte daha başka parametreler bizim girişlerimiz olacaktır. Ve çıkışlarımızda yine motorun ne olacak arkadaşlar? Hızı olacaktır. Evet, kontrol sistemimize bu şekilde giriş yapmak istedim. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.